Herkese merhabalar sevgiler. Tottiler mislerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Harika bir akışımız var. Tam kadroyuz. Fritz Hocam ne habersiniz? İyiyim abi. Isındım bu hafta. Top iz izleme işini ısındım. Değil mi? Tam şöyle 8 maçı 3 yüce ekledik. Mis gibiyiz. Milli ara geldi. Biraz öyle oluyor ama herhalde bize bir şey gösterdi ya. Premier Lig özellikle. Yani sezon nasıl geçecek, sıralama nasıl olacak evet. diye ön bakış attırdılar gibi. Keyfimizi aldık, hemen akışı verelim sizlere. Önce bir Liverpool United, United Liverpool pardon konuşacağız. Liverpool muhteşem bir top oynadı, ona bakacağız. Ondan sonra Premier Lig'in Londralılarına bakacağız. Onlar biraz orta şekerli geçtiler haftayı. Sonra biraz Bundesliga'ya uğrayacağız. Nuriye hocamızın takımını konuşacağız. Zever Kuzen'e bakacağız. Ondan sonra La Liga'ya karacağız. Barcelona 7 attı. Formayı da giydirdi benim gibi Real Madrid'liye. Ama Real Madrid'de konuşacağız. Mbappe şeyi açtı ne denir hesabı açtı. Ondan sonra Juventus Roma'yı çok çok kısa geçeceğiz. Çünkü çok çok kısa top oynandı. Sonra da serseri serbestli bir sürü güzel görselimiz var. Sizlerle onları da paylaşacağız diyelim ve Liverpool maçına geçelim. Abi United 11'ini görünce bir heyecanlandım. Dedim ki Ten Hag Hoca Ayakus'taki ekibi bir araya getirmiş. İşte Zörgziler vesaireler. Ama Arne Slot ve Gravenber öyle bir film çektiler ki... ...Casemiro emekli oldu zaten. Casemiro gerçekten. Casemiro'nun içini yani, paylaşımına ne diyorsun? Kupaları falan koymuş. Yani işte o da... bu işlere karış Bir şey değil ya. mi? <laughs> bir şey yazmış mı? Yok. Yok. Sadece... O işte ben... O paylaşım emekli etti bence biliyor musun? Yani o kupaları aldın. Emekli o paylaşımı gibi geldi biraz da bana. Ee, Muhammed Salah da müthiş oynadı. Gravenber şöyle bir top oynadı ki Salah'ı çok konuşmadık. Ee, yani Twitter'da falan çok net bir dominasyon çok harika bir galibiyet ve bir takım ne kadar harcıyor transfere biri Mamardashvili aldı kiraladı. Başlığı atarken de çok fazla düşünmedim. Bunun adı futbol dersi vermek. United Liverpool Liverpool United'a futbol dersi verdi. Şimdi biraz geriye gideceğim geçen sene bu zamanlar burada bu stüdyolarda şuradaki o zamanki setup'ımızda demiştim ki abi artık yani United'ın kötülüğünü konuşmak keyif vermiyor. Çünkü yeni bir şey söyleyemiyorsun. Nasıl o zamanlar Leverkusen'in iyiliğini konuşmak bu hafta ne konuşacağız yani? Adım takım aynısını oynuyor. Çok iyiler der dediğimiz gibi. United'da da o problem vardı. Bu maçı izleyince şunu fark ettim. United'ın kötülüğü hala konuşulabilecek bir kötülük. Çünkü ben beklemiyordum ben. Daha toparlanmış bir takım bekliyordum. Ama Slot'tan alalım önce. Tabii ki iyi bir miras devraldı. Ama hep şunu söylüyorduk. Bu kadrodaki birçok oyuncuyu klop olduğundan iyi gösteriyor. Slot'un başına bela açması mümkün bu durumun. Çünkü transfersiz geçtiler. Özellikle orta sahayı transfersiz geçtiler. Ön tarafa enteresan bir Kiyeza hamlesi geldi. Onun dışında hiçbir şey yok. E millet de Klopp'un oynattığı futbolda bu oyuncuların performansı alıştığı için aynı şey çıkmayınca acaba slotta mı bir problem vara dönebilir diye düşünüyorduk. Tamam ilk iki hafta e, ortalama rakipler yani Ipswich, İlk yarısında kötü oynadılar. İkinci yarı gayet düzgün bir futbol oynadılar. Brentford Brentford'a oynanması gerektiği gibi böyle tempoyu aşırı da yükseltmeden Brentford'ın tempoyu kontrol etmesine izin vermeden oynadılar. Ama bu hafta bireysel olarak da sadece Klopp'un yükselttiği isimler değil, Slot'un da dokunuş yapabildiğini gördük. Yani Gravenberch dedin. Başka bir şey üzerinden konuşulmaz herhalde bu maç. Yani çok güzel bir 4-2-3-1, 4-3-3 asimetrisi oynattı slot. Yani McAllister bayağı derine geldi ki Klopp oynatırken McAllister derinde olmuyor diyorduk. Klopp Gravenberg'i şey denediğinde, iç oyuncusu denediğinde hocam olmuyor bu oyuncudan iç oyuncusu diyorduk. Bu adamın şu anki futbolunda en azından bu maça özel hepsinin olduğunu gördük. Gravenberg gerçekten. Zaten hani dripling konusunda dünyanın en iyi futbolcularından iyi. biriydi. Sakatlıktan sonra çok geriye gitmişti o anlamda. Ama öyle bir kurgularsın ki takımı o e, oyuncunun o özelliği hiçbir anlamı kalmayabilir. Klopp'ta bazen görmüştük bunu. O özelliğini gösteremiyordu Gravenberg. Burada çok iyi gördü. Ya ben hep şeye benzetiyordum. Salah'ı da, Trent'i de en çok yükselten şey yani onların kariyerindeki bu noktaya gelmelerini sağlayan şey Fabinho geldikten sonra Jordan Henderson'ın o sağ iç koridordaki rolüydü abi. Gravenberg birebir rolü yaptı. Liverpool senelerce Wijnaldum aradı, yeni Wijnaldum aradı. Ama Jordan Henderson'ın rolü de çok kıymetliydi. Orayı mükemmel işledi. Yani hücum tarafındakiler zaten özetleri açınca görülüyor ama savunma tarafında geçişteki topu kaybettikleri an ilk hamle Gravenberg'den o baskıyı atlattı diyelim United çok atlatamıyor ama atlattığı zamanlarda da o uzun bacaklarıyla geriye koşup koşup o bir anda çat diye bacağını sokması falan harika performans çıkardı, ee, harika performans gösterdi. Salah söylemeye gerek yok yani kimin aklına gelirdi Salah çıkacak ee, hızıyla işte gol yeteneğiyle falan değil oyun aklıyla Premier Lig'in en iyi takımlarından birinin beyni olacak yani yine bunu gösterdi kendini dönüştürdüğü oyuncu hala keyif veriyor. Evet çok maç çıkardığı için. Sezon içinde düşmeler geçiyor ama iyi halde bence dünyanın en keyif veren futbolcusu. Yine onu yaptı. United tarafında da söyleyecek bir şey yok. İki sene önce Brentford maçı oynamıştı. Derin Eriksen oynuyordu United. Orada yedikleri 4-0 yenildiler orada. Orada yedikleri gollerin aynılarını yediler yani. Bir takım 4-2 sene sonra aynı arızalardan aynı şekillerde goller yiyorsa Casemiro değildir abi tek başına problem. Evet Casemiro'dan bazı şeyler geçmiş de her şey Casemiro'ya da yıkıp ee, o top kaybını yaptığında niye etrafında baskıya gidebilecek adam yok? Niye o top kaybını hep yani merkezdeki oyuncuya o topu atarsan o top kaybını yapar abi. Prime Casemiro da olsa da yapardı. Yine yaptı. Çok ekstra bir şey yok. Hani Zerksley'nin kaçırdığı iki tane pozisyon var. Belki maç e, herkes girdiği pozisyonlar atsa 5-1, 6-2 falan biterdi. Başka bir şey yoktu. Salah da demiş abi en rahat maçlarımızdan biriydi yani 5-6 bile olurdu demiş adam. Yani Slot Hoca gerçekten Klopp'un mirası evet güçlü bir miras Ahmet'in söylediği gibi ama orada bence hani Endo mu Gravenberg mi yoksa 4-3-3 flat dediğimiz oyun yapısında e, kullanım biçimi bence çok farklı. McAllister da yükseltti. Bu Zobos çok yükseltti. Daha önde bağlantıda bulunuyor. İşte Salah mesela oyunu genişlettiğinde o akılı koyabiliyor ki Chiesa'da geldiğin zaman, Chiesa'da geldiği zaman bunu hep hata <laughs> yapıyorum. Chiesa'da geldiği zaman orada bence sağ forvete geçip de Salah'ın Hemmingson gibi ön tarafta oynama stratejisi de olabilir. Çünkü Jota bazen tüm sezon 50-60 maçı oynamazsınız Jota ile. Salah belki önde Santrafor'da kullanabilir. Bir trend problemleri vardı geçen hafta. Bu hafta gene idare eden bir performans ortaya koydu ama orada da herhalde yavaş yavaş ilişkilerini düzeltecektir diye düşünüyorum. Şimdi böyle bir iki Hollandalı teknik adamın rekabetinde baktığında burada bir teknik adamlık mahareti var. Diğerinde de yani takımın aslında daha erik daha çok tanıyan. Ötekisi 3 aydır kampla beraber tanıyor. Diğeri 3 yıldır tanıyacak ben neredeyse. Daha kel olan kazandı yine. Abi şey yani. <laughs> Bakıyorsun Mazrui mesela. Bu takımın bir oyuncusu, bir partisi olarak en iyi takımda ayakta kalan 2-3 bir tanesi. E şimdi Casemiro ile Menyo. Menyo'yu da aşağı çekmiş Casemiro'nun kötü performansı ama tek suçlu Casemiro değil. Ahmet'e söylediği gibi. Orada hani Casemiro, Menyo ve Bruno Fernandes'den olmayacak abi. Sen koca bir yere iki tane isabetli, iki tane şut bir tanesi isabetli. işte 0-0 bilmem kaç XG yani hiçbir şekilde öne gidemiyorsun. Bu bağlantıyı yapmak için belki Ugarte alındı. 50 milyon verildi ama o derinden top oyun kurucu o adam da değil Ugarte yani. aynen, aynen İyi bir takım kurarsan onun bir parçası olur. Ha. Üç ortası oynadığın bir takımın parçası. O olur. özelliği olsaydı Luis Enrique bırakmazdı yani, zaten. Yani e, elit bir top kazanma konusunda dünyanın en elit orta saha oyuncularından biri ama değil. dediğin şey. Ee, i̇şte Fabian Ruiz nasıl hani yükseldi ya son Avrupa Şampiyonası'nda gördük, tanık olduk. Mesela öyle bir takımın bir parçasını Ugarte yaparsan onun olduğu denklemde böyle bir başka bir şey denersin ama United'ta Beş tane Ajax oyuncusuyla bir takım kursan yani onanayı da sayarsak ne değişebilir bu mantaliteyle? Xerxe'ye e mesela bir iki tane top geldi ama o da biliyorsunuz yani Liverpool istese 3-4 de bulabilirdi. Biraz tavsadılar hani üçten sonra oyunu. Çok değişiklik evet, yaptı değil mi? Yani, yorulan çıktı, yorulan çıktı. Keyfi, keyfi oynayalım. Biraz oynadığımızdan keyif alalım şeklinde geçti 10 dakika. Oralarda işte Rashford'un içeri klavyes dediği ortalar vesaire. Orada belki bir United gol bulabilirdi ama e, Liverpool zaten hiç gol yemeden devam ediyor. Old Traford'da ilk defa kazanarak başladı... ...bir e, yeni gelen teknik adam. İyi gidiyor işler. 3-3. Üç, zaten oyunda da hep... ...hazırlık kampınlara bahsetmiştik. ilk yaptığımız programda... ...Liverpool iyi adımlarla geliyor diye. United'da da problemler devam ediyor. Yani Ten Hag... ...nasıl düzeltecek bilmiyorum abi. son açıklamalarını gördün mü abi? Yok dinlemedim. Ne diyor? Abi şimdi Leyla ile Mecnun'u izler miydin? Orada yani. Erdal Bakkal diye bir karakter vardı. O karakter de hep böyle... ...en saçma şeyleri yapar. Hiç yapmamış gibi davranırdı. Hatta bir Ramazan bölümü vardır ezan okunmadan iftarını açıp sonra da ya ezan okunmadı orucu yedin dedikler. E yedik ne yapalım falan derdi. Baya öyle takılıyor çıktı şey diyor. Manchester City çıkartırsak en çok kupa kazanan takımım. İngiltere'nin ikinci takımıyım falan diyor. Baba direkt salmış çünkü o kadar tuhaf bir süreç geçti ki. Organize bir takım demesi lazım. Anladım. <laughs> <laughs> İki ay şey baktılar. Hoca baktılar. Ondan sonra bayağı açıklama yaptılar. Bulamadık biz hoca devam edeceğiz. Sözleşme uzattılar falan. Böyle Wat, bir kulüpten Alt zaten yüzünden belli oluyordu ya. Bir tabii operasyon tabii. gelebilir. Thomas Tuchel veya işte Pochettino her kimse. Çok boş değil hoca var artık evet. abi. Yani kim var? Tuchel var. Abi Mancini Galatasaray'ın Instagram'ından çıkmıyor. Ma Mancini bile de, aynen dediğin gibi. Ya, maçı şimdi. Arda Vatansever anlatıyordu sanırım. Sir Alex görüntüye geldiğinde içi kana alıyordur dedi. Abi artık yani 10 sene oldu babanın için kan ağlayacak haline kalmadı ESPN'de bence. de koymuş zaten. 5-0'lık maçın görüntüsü. Yüzü kırmızı tabii. Ciğer gibi Bu maçta da koymuş yine. Hiçbir şey değişmiyor United'da diye. Ama çok kötü abi ya. Burada Ugarte'yi bari Casemiro, Ugarte, Menyo yapacaksan bari Garnacho'yu üzerine plan kurma ya. Bruno Fernandes'i bir asimetrik oynat. Başka bir şey dene. Zorkse ile Hoylund geldiği zaman beraber dene bir şey değiştir yani. Ben... Hani bıktık ya bıktık diyen <laughs> adam var ya yani. Tam o, o şeyde United'ın gidişatı. Hani şey olur gibime geliyor benim. Ugarte'yi koyar. Önüne Maynu Mount düzelince Mount olur da. Mount'a da ne kadar. Ki bunlar en iyi topunu bile oynasa. Ugarte, Mount, Maynu. Diğer takımların orta sahasına bakıyorsun. Zor iş. Benim beklentim vardı bu takımdan. Tam da saydığım sebeplerden. Bütün bunları yaşamış bir teknik direktör. Artık üzerinde baskı filan da yok. Yani FA Cup, MFA Cup sıkıştırmış araya. Daha derli toplu bir futbol gelirdi. Mesela Delikti falan çok beğendim abi ben ilk yarı. Yani Delikt falan Kanka o... Ya kadar yani iyi de. Düzgün stoperlik yapmasa bu oyuncular Lisandro ile Delikt ilk yarıdan çok daha bambaşka skor olacaktı. Toparlanır bu takım ben geçen seneden çok daha iyi yerde bitirecek. Zaten tarihinden kötü sezonuydu. Liverpool'da beklediğimden iyi. İlk bölümde her sezon ben bir tane sıkarım ya. United Liverpool'dan önde bitirebilir saçmalığı yapmıştım. <laughs> Tabii ki bitiremeyecek. Şeyi de ekleyeyim abi. Slot Hoca'nın bir ekstrası. Çok net Klopp futbolundan farkı. Klopp da şampiyonluğa gitmek için önde baskıdan sonra topu daha iyi ayaklarında tutabilmeye geçmişti. Ama kendi kalesinin önünde de birinci bölgede de ...daha organize bir pas yapmaya çalışan... Kesin. ...üstüme gelsin diyen... ...bir e, futbol var slotta ve... ...ben sevmiyordum Klopp'un... ...orta saha merkeze trend yollamasını. Normal sabek olarak kullanıyor trendi. Andrew Robertson stoperi üçlüyor. Daha çok bunları görüyoruz. Güzel yani bir takımdaki farklılıkları... ...ufak ufak görmeye başlamak zevk veriyor. Şeyi de kesinlikle katılıyorum. Bu iletişim anlamında da mesela... ...oyuncularla hepsi bence mutlu yani. O galibiyetten sonra... Sahaya girdiler. Slot hepsinin yanına gitti işte. Tebrik etti. Belki ufak bir kriz oldu geçen hafta. O trend krizinde yaşanan hadise gibi kriz oldu ama şeyi veriyor adam yani. Klopp sonrası bir yapay zeka falan dediler ya Liverpool'a uygun hoca perspektifinde kim olabilir diye. Neden slotun tercih edildiğini anlıyorsun yani. Hem oyunu çeşitlendiriyor, repertuarı güçlendiriyor hem de oyuncularla bağ kuvvetli. Ama umarım şey değildir. Geçen sene bu zamanlar 3. hafta, 4. hafta Pöstekoğlu'nun takımını çok konuşuyorduk. Çok keyif veriyordu. izlemesi zevkliydi. Arızalarını görüyorduk ama keyfi de bir başkaydı. Umarız öyle bir hani 5-6 haftalık bir durum değildir Liverpool'da. Diyelim bu haftayı bu kadar iyi geçirmeyen iki Londralı'ya geçelim. İki Londralı'yı bir yerde hatta bir potada eritiriz abi. Arsenal'i izledim ben. Ee, çok hücumda savruk buldum. Yani bildiğimiz Arsenal'de ama hücumda bildiğimiz Arsenal gibi değildi. Bunda Hüzeler Hoca'nın çok önde baskısı, çok ofansif kadrosunun da payı vardır ama hakem berbattı. Hakem kendini de kaybetti, kontrolü de kaybetti. Vermediği sarı kartı Pedro'ya vermediğinden Rice'a attı falan. Dolayısıyla orada yani çok çok konuşacak bir şey yok. Ama de var, Chelsea'yi de izledik. Ben Chelsea berabere bitti ama ben Chelsea'yi beğendim. Zaten 3'e yakın XG üretmişler falan. Onlarla pek ilgilenmiyoruz XG'lerle, XG'lerle ama. Çok pozisyon bulan, topla bir şeyler yapmaya çalışan, o topu yani Kol Palmer'ın etrafında bir şeyleri çizebilmiş bir takım gördüm. Zaten hücumların savsaklaması da biraz Kol Palmer'ın yorulmasından sonra başladı. Bir tane orada başka bir plan da ama 55 kişi önce bağ planı otursun. Abi iki Londra'da da skorlar kötü ama ben oyunları kötü görmedim valla. Abi Chelsea tabii şimdi Wolverhampton başındaki galibiyetten sonra daha beklentisi yüksek bir performans başlamasını bekledik. Ama orada Oliver Glasner'ın taktisyenliği bence ön plana çıktı. Çünkü çok iyi bir Huni dediğimiz şekilde kapattılar yani geçit vermediler. Pozisyon da buldular. Orada Cole Pounder ve Madeke balansına bence çok iyi çalışmışlar. Orayı nasıl durdurma anlamında defansif aksiyonlarda Palace'ı beğendim Mado yani. Madeke sinirlendi zaten. Sinirlendi. Geçitmediler yani. Oradan bir şey yemediler. İkinci yarıda Eze'yi kullanış biçimi çok beğendim abi. Çok iyi oynadı. Yani uzun zamandır gördüğüm hani Zaha'nın Big Six'e kafa tuttuğu performans ki ya. O bu sene Palace'ta Prime Zaha'daki gibi Eze almış. Palace bir arama kazanabilirdi yani. O oyunu evet. hissettirdi yani. Çünkü Chelsea 20 dakika falan hiç organize atak yapamadı. Hani geriden oyun kurma, top bir yerde hemen durduruyor. Palace, Palace hızlı çıkmaya çalışıyor. 7 dağıldı hakikaten. Da dağıldı. Ee, Maresca'nın bir oturtmak istediği sistem var anladığım kadarıyla. Bazı oyunculara belli zaman diliminde bir 20 dakika falan geçiyor. Bunu yapabiliyorlar, iyi yapabiliyorlar. Ama genç takım çok böyle hani hadi beyler diyeceğin hani cross tarzı bir eski kaşar topçuları bir <laughs> sistem olmayınca... Herkes genç olunca... <laughs> Maç böyle bir savrulup gidiyor. Aynı durumu bence Tottenham'da yaşıyor şu an. Oradan Tottenham'a bağlayayım Chelsea üzerinden. Ee, Newcastle-Tottenham ilk yarı harika bir maçtı abi. Yani Newcastle çok salladı sonra Tottenham bir 20 dakika durdurdu. Sonra Tottenham salladı ama işte bir hataydı. Hani hatayı en affetmeyen şekilde bir defans boşluğu bırakırsanız ki o da bence posta hata yaptı. Ee, Werner oyunu koydu. Werner oyunu koyunca o bağlantıdaki Odogert'in rolü, oyuncunun adını yalnız söylemiyorum herhalde... Odobert miydi? <laughs> Onun rolü mesela değişti. Aynı şeydeki Dortmund Real Madrid maçındaki gibi. Adem çıktıktan sonra gol attı ya Real Madrid. Aynı öyle bir şeyde de İsak golü buldu. Ama maçın kalitesi bence çok güzeldi. Hani haftanın maçı diyebileceğim bir maç oynat izletti bize Newcastle Tottenham. Ee, orada da temel sorun bence Madison'ın rolünü kabul etmemesi abi. Yani Sar Lisuma olduğunda önünde Madison geçen sezon Fris'in bahsettiği gibi o yaldır yaldır oynayan Tottenham, keyif falan Tottenham veriyordu. Şimdi biraz Madison iç oyuncusu gibi oynuyor. Oradaki bir üst üste binme durumu var ya oyun kurulumunda bilhassa. Postekol orayı düzeltmesi lazım. Bu arada Tottenham tabii ki dikkatle takip edeceğiz. Galatasaray o Avrupa Ligi'ndeki tanıyalım. Rakibi. E, ve hala hemin son aynı Muhammed Salah'taki gibi aklıyla oynuyor. Yani en önde arkadaşlarını yönlendiriyor. topa yana geldiğinde ya bir kere de kötü kullanma kardeşim. Sola verdiği pas, sağa verdiği pas ama işte orada Odabert'le şeyin Kulishevski'nin ona uyum sağlayamaması en büyük handikapları. Diyelim abi Premier notun notun varsa alalım yoksa sana bir, bir tersebun Deziga'ya atacağım topu. Transfer kapandı ama transfer kapandıktan sonra Chelsea'lere güzel bir haber verelim. Belki arada kaçmıştır. Nicholas Jackson 2033 yılına kadar <laughs> sözleşmesini uzatmış. Önemli haberdir. Yani. 7 sene imza olayını ne diyorsun abi sen? Abi öyle kaçıyorlar işte. Hatta şey yorum Kaçma yapanlar bile bu. var. Tabii tabii. Hani Koray bir yayında anlatmıştı. Bizim kafalar çok basmıyor. Unutuyoruz Aynen. öyle şeyleri. Ben, tam hatırlamıyorum. Bon servisi kadar. de ha kontrat yılına bölüyor. Ama mesela sözleşme uzatırken yani elinde kendi oyuncusu sözleşme uzatırken diye 7 sene sözleşme veriyor? Var onun da bir açıklaması mi? vardı da unuttuk. Hı -hı. Abi Başka notum Eze'ye buradan selam olsun. Mark Gehi'yi kaybetmedi Crystal Palace. Oradan Hı. önemli. Son anda yine gidiyordu. Ho yöneticiler söz vermiş. Hoca mutluydu o yüzden. Palace ama inşallah toparlar. Şu an alması gerekenden bir tık az puan aldı. Notum tabii şey. Everton Shine Dice hoca. Her sezonu aynı şekilde başlıyoruz. Brighton maçı 3-0 bitti maç. İyi topu oynayan takım Everton'dı. 3-0 bitti ama 3-0 oldu. E bu maç iyi kötü giderken Bournemouth ilk yarı çok kötüyken 2-0'dan 3-2 ve e, 87'den sonra sanırım. Ya yani Everton bayağı toparlayamazsa yine kötü kadro kurmuşlar yani. Kimi getirirsin? Ha? Kimi getirirsin giderse? Nigel Warnock yaşıyorsa. <laughs> Allah uzun <olur olur> <laughs> <laughs> ömürler versin. Lampard Potter beğenmez ama Everton'u ya. Kim? Graham Potter beğenmez herhalde Everton'ı. Değil mi? Yok olmaz Sam abi. Allardyce... Bir de o kadroyla hiç uyumsuzuyor. Hala var mı? O Tek baba bırakmıştı. <laughs> baba bahise vermiştir kendini. Ellerby's babayı biliyorsa. <laughs> <Üç, gülüyor> ha, 3,5 alt alırmıştır o ya. alt ve Ellerby's alırdık Everton'ımı ama hadi. Yok onun dışında benim başka notum yok bu. Hafta. O zaman geçelim Leverkusen'e. Bundesliga'ya ben Dortmund'u izledim. Ee, abi Leverkusen dünyaya döndü tarzı bir başlıkla gelmişiz. Ben izleyemedim Leverkusen'i alalım senden. Mayıs 2023 en son Leverkusen maç kaybettiğinde bir buçuk seneyi geçtik. E bir zahmet dönsünler artık. Zaten bunun sinyalleri Karabağ maçlarından beri geçen senenin çok net veriliyordu. Sonunda oldu. Bence Leverkusen için olumlu bir şey oldu. Bu takımın artık bu her maçı son saniyeye bırakma işinden kurtulması gerekiyordu. Ve ilk yarı ortada bir ilk yarıydı. Herkes şey diyor muhteşem bir ilk yarıdan sonra bir anda dağıldı Leverkusen. Ben muhteşem olduğunu düşünmüyorum. En net pozisyonu yine Şeşko ile Leipzig buldu. Ama tıngır mıngır bir top oynanıyordu. Çok aşırı da keyifli bir maç değildi ilk yarı. Sonra Marco Rose atıldı. Böyle tribünde tepede bir yerlere gitti oturdu. Ondan sonra hiç değişiklik yapmadan oyunda bir ufak tefek dokunuşla maçı çevirdi. Geçen sene Leverkusen'in yürüyüşünde en zorlandığı maçlardan biri Leipzig maçıydı yine. İlk yarısında Leipzig darma duman etti Leverkusen'i. Bu sefer Chabe Alonso dokunmuştu. Firs'i, Firs'le Hoffman'ı kanatlara yollamıştı. Kanatlara gittiğinde ilk yarı çok rahat kapanabilen Leipzig aynı şekilde rahat kapanamamıştı. Bütün stoperler sürekli Firs'le Hoffman'a çıkmak zorunda kalmıştı. Bu sefer daraltabildiğine daralttı ikinci yarı. Tempoyu verdi, tempoyu verdi. Hiç dayanamadı Leverkusen. Marco Rose benim çok sevdiğim hoca. Yani sevindim bu şeyin, Leverkusen'in biri kıracaksa galibiyet serisini onun kırması güzel oldu. Boniface baya kötü döndü yani. Geçen sene bu zamanlar sakatlık öncesi Boniface'i hatırla hatırlayınca takım şu an 10 kişi oynuyor gibi. E orada Martin Terry'e tam oturmadı. Hoffman böyle ya bu takımda Hoffman ne alaka desek bile özel bir iş yapıyordu orada. E Palacios özel bir iş yapıyor o olmayınca yerine Girona'dan gelen oyuncu İyi işler yapsa da olmuyor. Ama toparlayacaktır. Bir şoklama lazım Leverkusen'e. Bu seneye adapte olabilmeleri için. Çok geç kapattılar sezonu. Oyuncuların büyük kısmı Euro oynadı falan. Ama haftanın bence güzel maçı Frankfurt'un maçıydı. Çok keyif aldım. Yani bir solda Enkunku, Marmuş. Merkezde ön tarafta iki tike. Çok keyifli. Orta sahada Hugo Larsson falan. Çok keyifli bir top oynuyorlar. Onlar da... Beşiktaş'ın rakibi. Ya Beşiktaş'ın ya Fenerbahçe. Ye. Ben Beşiktaş diye hatırlıyorum. Beşiktaş. Yani kötü başlamışlardı sezona. Topmöller de geçen sene bana çok keyif veren bir hoca değildi ama bu hafta çok keyif aldım. Haftaya Frankfurt maçı gördüğümde saat 16.30'da haftaya değil milli aradan sonra kesin tekrar bir bakacağım yani. Beşiktaş'la oynamıyor olsa da bakacaktım. Onun dışında çok notum yok. Bayern'e biraz baktım. Yani yok daha bekleyeceğiz belli ki. Benim de bunu desteklediğim en bu hafta kötü performans herhalde Klosterman'la Luke performansı yani Leipzig bu stoper işlerini çözemedi abi. 7 yıldır falan böyle çok iyi bir ön taraf kurulu işte. İndiren Klosterman ilk golde Klosterman mı? Abi nasıl bir hata o ya? O Üçü de nasıl sanki bir... yeni birbirini tanıyormuş gibi değil mi? Yani ortadaki stoper de mesela çok sakar. Abi 7 yıldır falan biliyorsun Atınç Nukan'ı da aldılar bir yatırım amaçlı. Bir stoper tutturamadı şu takım. Openda'lar falan hepsi geldi. Kampullar falan hepsi oldu. Upamecano hala en iyi stoperler yani, şimdiye kadar. Yani hala onun yerine dolduramadılar. Bu var Uza... yolda söyleyelim tabii. Şey, Pavlovic'i herhalde Milan almasaydı Leipzig falan çok yakıştırıyordu. Hem üç, de oynayabiliyor hem fizikli falan. Bu arada Fonseca'da... Fonseca hocam. Hani Cengiz Atay şöyle eli yapıyordu ya. <gülüyor> 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 Bu hafta kesin çok kötüydü abi yine. Oraya geçeriz. Ee, Dortmund kazandı. Yanılmıyorsam. Nuri Şahin'in iyi bir futbolu var sağda. Yok beraber mi Berabere emitti. Berabere bitti. Bitti, pardon. Ama çok iyi bir sallayıp yıkamadığı Werder Bremen maçı diye şeyde okudum. Sosyal medya, Twitter'da Abi okudum. ben izledim maçı. Ben duran toplarını çok beğendim Dortmund'un. Um. Böyle basketbol seti gibi ama şeyi e, oyunu çok beğenemedim. Daha tam bu bizim çok sevdiğimiz o 3-4-2-1'i e, oynatıyor hoca. Savunmacıları Anton'u, Süley'i falan biraz ağır buldum Antalya o oyun spor sisteminden devam demiş hocam. <laughs> Aynen ama işte o... Top rakipteyken kolay arkalarına geçiyorlar. Top ondayken, onlardayken hem Süle hem Anton topla çok hata yapıyor falan. Oturtması gereken çok şey, iş var hocanın ama duran toplarda hakikaten basketbol seti gibi abi topu şu arkaya kesiyorlar. Üç kişi birbirinden perdeleme yapıyor. Bir şeyler oluyor. Hep vuruyorlar. Zaten kocaman kocaman adamlar hep. O yüzden her hafta o takımın gelişimini izleyeceğiz gibi duruyor. Geçildiler gibi. Bayern'e gene kuzan yakın mı? Bayern elinden şampiyonluğu alabilecek dediğin. Bence ortada. Bence ortada. Üçün var mı? Üç numara. Ya Marco Rose'yi her zaman koyarım ama Marco Rose'de de şey problemi var. Belli bir seviyeye gelince orada tıkanma problemi var. Onu yaşamazsa çünkü Leipzig ilk defa yani Leverkusen zaten Leverkusen'in en olumlu yanı hiçbir yıldızın kaybetmemesiydi. Leipzig de çok önemli futbolcu kaybetmeden üstüne eklemeler yaptı. Mesela şu Openda'yı tutmak falan çok iyi. büyük iş. Şeşko'da bir sıkıntı var. Ee, Belçika'dan aldıkları oyuncu şimdi unuttum. Nusa Hı, Nusa hı. acayip topçu bak Şeşko'yu yer Yani Şeşko'yu yer o oyuncu Leipzig'ten de beklerim yani hı. üçüncüye Wolfsburg Bu hafta izleyemedim Bayern Münih maçında izlemiştim Wolfsburg kazandı Hasen da her zaman ilk dörde tehdittir Yani toparladıysa Stuttgart Wolfsburg belki oradan kafayı uzatır yani. Stuttgart sıkıntılı gibi ama bu sene biraz hı. Diyelim La Liga'ya geçelim La Liga'da güzel maçlar oldu milyar öncesi Madrid krize soktu maçı Ama abi böyle bol pozisyonlu ilk defa güzel Real Madrid maçı izledik La Liga'da bu sene. Ama o biraz bence Betis'ten kaynaklandı. Çünkü Pelegrin çok açık oynattı. Arkada alanları verdi. Vinicius Rodrigo delebildi oraları. Ee, Mbappe de iki golle işi çözdü. Yine Brahim girdikten sonra değişti biraz oyun. Ee, Endrick bir tane daha yakalıyordu. Yine yakaladı atıyordu. Yani sinyaller çok iyi değil ama milli araya da kötü skorla girselerdi krize girerdi Madrid. Hem Mbappé için hem Madrid için hafta sonunu iyi buldum yani. Herhalde bu maçta biraz da Mbappé üzerine çalışalım stratejisi güttüler. Hani öndeki santraforumuzu parlatalım stratejisi güttüler. Çünkü başka bir şey değiştirmesi lazım. Vinicius Rodigal'ı iş çok becermişlerdi ama Valverde çok iyi girdi sezona ya. Yani topla... Nasıl bir asist be? Beşen bıraktı ya. Ya çocuk her sene bir şeyi geliştirdiğini gösteriyor ya. Ancelotti mesela önde oynadı, iç oynadı, şimdi de yaraşılığını kullanıyor. Herhalde o ilk programda çektiğimiz cross pozisyonu dedin ya abi. Cross'a cross kadar olmasa da oradaki o hakimiyet onun üzerinde olacak gibi duruyor. E, kullanış biçimi olarak. Ama Betis'te de, de abi söylediğin gibi ha, o da kendi mesela Pellegrini güç kaybetti. O fekirli kadrodaki düzeneyi hala istediği gibi oturtamadı. O hakinin son sezonundaki. E, onlar da biraz böyle cesaretle oynayalım hani şey oynayalım. Futbolu çekinleştirmenim oynadılar. Keyif aldı. Keyif verdi yani. Biraz ara ara ben baktım. E, Arda ile ilgili mini bir gündem vardı işte. Mbappe'nin bir açıklaması vardı. Bekleyen oyuncular üzülmesin. Bu takımda herkes şansını bulur falan diye. Baba gelip hemen papazla anlaşılmış bu arada. Ama Madrid hep böyle abi biliyorsun ya. Yani bir iki tane böyle maçı kötü oynayıp kazanacak. Bir iki tane maçta. Barcelona cephesinden oraya gelelim. Korkuyorlar mı acaba bilmiyorum istim üstünde. Barcelona. Kim korkuyor mu? Hani Madrid böyle hani biz bu sene avucumuzda tavsarsak hani Barcelona iyi diye bir endişe var mıdır acaba? Ya, Merak ediyorum. Sol şeritte Barcelona var değil mi abi şu an? Abi ligin şu noktasında Betis maçının bir ilk 20-25 dakikasında önde baskı var ya Real Madrid'in yaptığı. Bence Ancelotti ligin bu noktasında ki en çok şikayet eden çok maçtan, oyuncuların Euro oynamasından, Copa Amerika oynamasından bu kadar tempolu bir futbol asla oynatmazdı. Bence papuç pahalı Vallahi, artık onu gördü. Hani şey vardı abi hatırlarsınız. Kafa kafaya gidiyorlardı. Bir El Clasico'yu Madrid kazanıyordu. Barcelona dağılıyordu ya. Bu sene hakikaten papuç bağlıdır. Aynen öyle ve zaten 15 senedir ligde Real Madrid'in bence kıramadığı şey şu. Real Madrid kötüyse şampiyon olamıyor. Ama Barcelona krizdeyse araya bir tane şampiyonluk mutlaka sokuyor Barcelona. Bu, bu sene de gayet sokabilir ve oyun olarak iyiler. Kadro olarak Real'in gerisinde totalde yani 15-16 kişilik kadroda gerisindeler belki ama... Yani ...oyun olarak evet. öndeyken Real Madrid ve Ancelotti de bir onu düşünmüştür. Zaten... Her hafta bir oyuncuyu değiştirme, bir Arda deneme, bir Sebeyas deneme falan bununla bağlantılı. Ben bu sene hak veriyorum. Geçen sene hak vermiyordum bu kadar Arda yangını yapılmasına. Ama abi bir maçı 11 çıkarmışsın. Bence sahanın iki tane iyisi varsa Vayadolid maçından bahsediyorum. İki iyisinden biriydi Arda. Öbür maçta kenardan gelmiş oyunu değiştiren oyunculardan biri olmuş. Bir anda kesip hiç oyunu almamak falan benim çok aklıma yatmayan şeyler. Yoksa ben Sebeyas hamlesini anlıyorum. Geçen sene de çünkü ne zaman Sebayos ne alaka desek hep iyi performans verdi o rolde Sebayos. Kötü ama, sakatlandı ama. Ama fakatlandı yani Arda'nın da böyle tamam her maç 11 oynamak tabii ki zorunda değil. Ama süre almaması falan olacak işler değil bence. Ee, Brahim Diaz da herhalde dünyanın normal yani Brahim Diaz tek başına sadece Brahim Diaz. 10 üzerinden 7,5'luk oyuncu. Benim gönlümde 10'luk oyuncu ama 7,5'luk oyuncu kenardan gelen Brahim Diaz 10 üzerinden 9.5'luk <laughs> oyuncu ya. Mesela adama da bu yüzden kıramıyorum, kızamıyorum. Ben de Brahim Diaz yangını yapmak istiyorum. Ama kenardan geldiğinde 11 başladığının 10 katı falan performans veriyor. Liverpool'da falan görmek isterdim ben. O takımda yani. Hakikaten. Yani ben bir yerde full oynadığını hep görmek full. istiyoruz da. işte Milan tecrübesi de oradan bir acaba dedirtiyor. Chelsea desem Sancho Manço geldi abi. işler değişti. Chelsea'ye sokmam o karambolü o çocuğu. United'a ama... hiç sokmam. Barcelona'ya da şöyle geçelim. İşte Valladolid maçını Arda'nın ilk 11 çıktığı maç olduğu için ülkece hepimiz izledik. Firiki golüne kadar korkunç bir Real Madrid vardı ve Valladolid de savunmasıyla hayran bırakan bir Valladolid vardı yani. Bildiğimiz o cellat La Liga savunmasını yapabilen takımlardandı. Hiç hiç top göstermediler. Öyle bir tempo yaptılar ki yani 30 dakikada 4 tane %100'lük pozisyon ve 2-0'dı. Ondan sonra ben Rafinha'yı normalde çok beğenen bir oyuncu, beğenen bir insan değildim. Bu sene Rafinha'yı net beğeniyordum. Ferran Torres çıksın. O zaman daha da yükselir diye düşünüyordum. Tam öyle oldu. Üstüne Ferran Torres de 7. golü attı falan. Çok keyif veriyor. Çok dar kadro. Bernal sezonu kapattı biliyorsunuz. O üzen şeylerden biri. Ama Bernal gibi bir oyuncu bu kadar kısa sürede kritik bir oyuncu haline dönüşmüşken sezonu kapattığı maçı bu kadar rahat geçmek de çok önemliydi. Bakalım orada enteresan şeyler izlemeye devam edeceğiz. Her hafta ilk takımım izleyici iz, e, fixtürümü belirlerken ilk takımım Barcelona olmaya devam edecek. Flick herhalde Leva'yı biraz ayağa kaldırdı. ya. Yani. kaldırmış. Abi. yani değerli olduğunu hissettirmek dediğimiz şey var ya. Leva çok değersiz işte yani. Biraz Polonya milli takımında işte yaşadığı krizler geçen sezon Çavi ile topun gelmemesi üzerine yaşadığı krizler. E, Yamal'ın el kol yaptığı bir adam stresine düşmüştü ama Şimdi bayağı hani Rafinha'dan bir dokunuş, Levan'ın mental gücü, işte Martinez falan stoper eklemlemeler iyi, iyi iş çıkartıyor. Bakalım ama Barcelona'nın hani bizim tespitimiz vardı ya Real'in bir tane daha var böyle dört mört yiyeceği. Çok fazla özgüvenli oynuyorlar ama kötü maçlarda bir tane yakalanacaklar. Barcelona'nın öyle bir şey olacak mı? Ve o kırılmadan Flick nasıl kurtulacak? Çünkü Bayern de bunu yaşamıştı. Güzel oldu ya bu seneki hoca değişimleri bence iyi oldu hani. Bir heyecan bitiyor ya klop, Klopp, Slot işte ee, gerçi Milan iyi olmadı <gülüyor> <gülüyor> O biraz macera <laughs> oldu ama <laughs> Yaramız var orada ya <laughs> ee, Flick ama heyecan verdi yani Xavi iyi ki devam etmemiş Çünkü Xavi de abi biliyorsunuz Aykut Kocaman taktikleri dedik burada <laughs> konuştuğumuzda Bir gideceğim bir kalacağım bir kafa dinleyeceğim İyi ki değiştirmişler En ki çok istediğim oldu. benim Flick Barcelona'ydı Xavi devam ediyor haberi çıktığında Baya üzüldüm böyle Xavi giderken çok... de biliyorsun Dezer bir Barcelona olacak Tabii canım onu da istemiyordum mesela Ben Flick Barcelona'yı istiyordum abi Çünkü Flick ya o benim hayatımda izlediğim en iyi 5 takımdan biri olan Bayern Münih sezonu gerçek miydi? Ya yani o pandemiye denk geldiği için mi öyle oldu? Yoksa bu adam gerçekten iyi bir hoca mı? Ve şu anki Barcelona'ya normalde kağıt üstünde geçen sene çok alakasız görünen bir hoca tipiydi. Şu an her şey çok iyi gidiyor inşallah devam eder. Çok iyi olmayan maça geçelim Juventus Roma. Abi yani Biraz daha top oynamaya çalışan taraf Roma'ydı. Aynen öyle. Mod da çok geride bekledi. Çok, çok yordu çok, bizi. Çok. Ya aslında hani Mod da bir Gasperini değil. Hiçbir zaman olmadı. Ya da Mod da bir e, en deli zamanları Klopp tarzı bir hoca değil. Geçen sene Bologna ligin en iyi savunma takımlarından biriydi. Aslında Bologna'yı taşıdığı yer doğru savunma ve öndeki oyunculara doğru rolleri vererek yeterli skoru alabilen bir takımdı. Savunmacı bir teknik direktör değil ama müthiş denge takımları takımı yapan bir teknik direktördü. Ama tabii ilk iki hafta üçer üçer başlayınca e, Roma kötü gidiyor. Bir yükseldik bu maça. Onun beklentisinin altında kaldı maç. Ya yani ilk yarı şöyle söyleyeyim ben La Liga'yı normalde çok özel sevdiğim bir takım yoksa o sezon La Liga'yı uyumayayım diye açmayan adamım. Böyle gözüm gitti. O sırada Real maçı başladı. Real maçına hemen geçtim ya. İyi ki de geçmişim. Real tempolu, tempolu oynadı şansımıza. E, dediğin gibi yani bütün 11'i tamamen denge üzerine kurgulamış. İkinci yarı hamleleri yaptı ama yani ilk yarı bir türlü ritmi bulamayınca oyun dönmedi. Öbür tarafta Derossi-Kristante kavgası falan filan dibala kaldı. Dybala yoğun 11 başlatmadı. Geçen seneki oyunun bence en önemli şeydi. Paradez'in derinde olması, Kristante'nin de topla oynaması değil, topsuz oyundaki rolüydü. O zaman Pellegrini'nin değeri falan ortaya çıkıyordu. Şu an yeniden bir çorbalık olmuş orada. Angelinho'yu Lille'de Bruno Janesyon Mönye'yi kullandığı gibi üçüncü stoper gibi kullanıyor. İşte duruma göre 4'lü duruma göre ...beşli olan bir takıma falan çevirmeye çalışıyor. Bakalım Hermoso'yu kaptılar. Buradan bundan sonra milyardan sonra muhakkak toparlayacaklardır da gerçekten çok büyük hayal kırıklığı oldu. Şey ekleyeyim La Liga'ya dair bir notum. Girona'nın sol bek Biraz onu izledim bu hafta da. Onu nasıl kimse almadı çok şaşırıyorum ya. Gutierrez diye bir çocuk hmm. var ya. Onun adı da geçiyordu Sabi abi Saviyle beraber. Yani Girona'dan gidecek 2-3 Belki... tane oyuncu vardı. 3. oyda onu almadılar. Belki para bir şey olacak yani. Real alt hmm. bu arada. Real'in zaten derdi var solda. O Conte, derdmiş. Napoli. Abi acayip maçtı ya. Benim bir de kupam vardı biliyorsun son maçta. <laughs> Twitter'da normalde öyle şeyler hayatta yazmam. Ulan dedim bu Napoli maçı nasıl dönecek? <laughs> abi 5 tane değişik takı bitirdikten sonra Suzuki kırmızı kart çok amatörce. Hikmet Hoca diyor ya amatör <laughs> Ondan sonra ama hoca neresi attı? Ya ben normalde neresin hani maça girip etkileyeceğini biliyorum yani. Hissediyorum abi. Bu herif girerse bir tane beki alır sırtına bitirir işi. Çalıştırdı orayı zaten. Lukaku'nun gol atmasına çok sevindim. O fotoğraf karesi de çok güzel. Conte ile çünkü birleştiği zaman başka bir Voltron oluşturuyor ikisi e, ee, son Anguissa'nın golü geldi. Conte zaten bu hafta Legal Serie Instagram hesabı, Twitter hesabı onun o gol anındaki sevincini bana kesin kenardan çekmiştir. O işleri çok iyi yapıyor Napoli hesabı. Ee, ama oyun olarak kötü. Yani Milan ayarında kötü diyebilirim. Parma'da iyi takım kurdu abi bu sene. Yani Milan maçında zaten kök söktürdüler. İlk yarıda mesela 2-3'ü çok rahat bulabilirdi. Sonradan müdahaleleri doğru yaptı. İşte Politana'yı çıkarttı, Raspadori'yi çıkarttı. Lukaku girdiği zaman orada Lukaku'nun vücudu koyup, gövdeyi koyup da etrafına servis ettiği toplarla rakip 10 kişi kalınca da e, Conte böyle rulet maçları çok izletecek bize. Yani bir gittili geldili olacak. Belki Roma'ya Roma'ya karşı oynadığında da mesela böyle bir şey yaşayacağız. Çünkü De Rossi de böyle parma gibi çok derinde bekletiyor takımı. Juventus'a dair şöyle bir şey söyleyeyim. Abi tamam Kenan bizim topçumuz. İyi topçu ama hala çok geliştirmesi gereken şeyler var. Oynamasından memnunuz. Ama yani modda biraz dişini sıkacak yani. Bazı şeylerde mesela backstopper arası koşu Halen yapmıyor yakaladığı zaman. Halen o adamın içinden geçme hezeyanları falan çok var. Juventus zaten maça bir türlü elinde hani attı atacak attı atacağı son 5 dakika yapabildi. Roma'da çünkü e, derinde iyi bekledi. Orada da dediğin gibi abi mutlaka milyardan sonra bir değişim sancıları yaşanacaktır. Hani Dovbik, Mavik işte Su ile değişik bir yapı kurdular onlarda da. Milan'a şöyle geçeyim. Ya bu takım abi Cık. bence sıkıntı. Yani oyunu çakmıyor. Fofana Reinders. Reinders geçen sezon 3 orta sahada çok iyi bir bağlantı oyuncusuydu. Eski yapabildiklerinin hiçbirini yapmıyor. Fofana adaptasyon süreci anlayabiliyorum. E, Polis hoca sağdan aldı. Çekö koydu. Oradan onun mesela slalomlarını izleyebiliriz diye maçı açıyoruz. O da mesela hiçbir şey yapmıyor. E, 8 tane oyuncu oynayan bir Milan görüyoruz. 3 tane oyuncu tembel. E şimdi Pulisic solda oynadı haliyle e, o denklemde. Oyuna üstünlüğünü eline aldığı anda skoru da koruyamıyor. Çok ödev var Fonseca'nın. E, Skollar da iyi gitmiyor haliyle. ya Ben Pioli'nin inşasının üzerine... ...o hani Klopp slot geçişi gibi bir inşasının üzerine... ...bir şey görürüz dedim ama... E, ...doku uyuşmadı gibi duruyor şimdilik. İtalya'da babanın doku bir türlü uyuşmuyor. O ben yani. hala zaman verilmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü... ...Lille'de de mesela çok sıkıntılı başlamıştı. Oyun olarak çok sıkıntılı başlamıştı. Çok üstüne koyan bir hoca normalde de... Milano o yer değil yani. Milan'da Tabii. daha 3 sene önce şampiyonluk kazanmış. Sol hattı 300 milyon euro... ...falan denen bir takımın tabii daha keyifli futbol oynaması lazım. Conte-Lukaku ilişkisi için o bir görüntü var ya... ...karşıladığı görüntü. İşte Conte'nin Lukaku'ya baktığı gibi... ...size bakacak birini bulun diye bir şey yazmışlar. Ben de arkadaşa attım bunu edit yapın diye. O da şey yazmış. Özledin de mi? Geldin Karahanlı. <laughs> öyle bir şey mi? <laughs> Kurtlar Vadisi şey mi? <laughs> Kurtlar <seyitlerine> Vadisi var abi öyle <laughs> <laughs> şey. Ama şey... Ya Milan'ın transfer de kötü bu abi. Emerson falan yani milletin almadığı oyuncuların peşinde koşuyorsun. Milan'ın topçusu mu yani Emerson? Emerson Royal. İşte e, Fenerbahçe Ferdi gidince bek baktı. Beşiktaş hala sol bek bakıyor. Galatasaray sol bek bakıyor. Sağ kaldı. Bu üçünden birine gelse büyük yangın olacak topçuydu bence. Peki ben sana Türkiye'de üç büyük takımın da ihtiyacı olan bir tane bek söyleyeyim mi? Şu an free. Alex Tejes. <laughs> <laughs> Beşiktaş'ın da lazım, Galatasaray'da lazım. Galatasaray Orada şey yap üçlüye dönüyorsa Sto de oynuyor ya artık. Heh, yani. Üçlünün sol stoperi olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bir saattir konuşuyorsunuz. Biz Osman denmeyecek mi ya? Denmeyecek <laughs> gibi. Denmeyecek çünkü Bak, de. Osman diyebiliriz. Çünkü bu program salı günü gösterime girecek. Muhtemelen transfer daha bitmemiş olacak. Evet. <gülüyor> Muhtemelen. <gülüyor> Neyse, hiç girmeyelim <gülüyor> bence. <gülüyor> şunu söyleyeyim mi? Mario Jardel'den büyük transfer. Tabii canım. Olursa. Olursa. Şunu Olduysa. Mi? İyi futbolcu demekle aynı. Burada apronu var ama zaten canım. canım. Bu aşama. Osimen'e boğacağız sizi. Evet. <laughs> bu aşamada yorum yapmak doğru olmuş. Ama şey söyleyeyim Ga Gardin'in havada Galatasaray logolu story yapması çok büyük güven veriyor abi. Maka şey makarnacıların sizi makarnaya boğaz güvenidir bu. <laughs> Şakayı tahmin <davir> ettim. <laughs> Serseri serbest stile geçiyor. Haydenheim. Geçen senenin de sezon başı Dedim, keyif veren takımıydı değil mi? Abi çok iyi ya. Çok iyi takım ya. Bak bu hafta iki takım söylüyorum. Haydenheim ve Samsun Spor. Thomas Reis uçurmuş abi Samsun Spor. <laughs> Gözlerinin içi parlıyor. <gülüyor> <Thomas> <gülüyor> bir şeyler kazanılmış bu takımlarla. <laughs> yok, yok Maçı izlerim ben. Tablette abi şeyin 5 yaşın maçını izlerken ona da baktım arada. Acayip top oynuyorlar sen bir bak. Vatandaşın kıyıcı abisi verdi tüyüyüm Diyelim. Thomas Reis'in şalkesi mi vardı? Pardon. Reis dedim bu arada. Schalke. Ya şalke ya bak. İki takımı takım var mi? da bunda yazıyor Abi senin adamla başlıyoruz. Serseri serbest ile Guiokeres. Yeter. Abi niye kimse almıyor bu adamı? Kimsenin parası yok ya. Bunu 5 maç 10 para yok. katkısı. İnanılmaz oynuyor. 5 maç 10 mu? Püü. Şeyi koldurttu. Kendi ya. attığı 7, 7 gol attı. Portoyu paketledi de şeyi de koldurttu. Roger Schmidt'i Evet ve Kerem'in rakibi olacak gibi duruyor. Roger Schmidt'in kovulması Türkiye'de dengeleri değiştirdi. Ülkem ülkemizde <laughs> büyük takım hocaları için hep tehdittir. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani Sporting Ruben Amorim bu sene şey sezonunu geçirecek büyük ihtimalle. Öyle West Ham bilmem ne değil. Bana baba takım ge gelsin sezonunu geçirecek gibi. Şimdi şöyle düşünelim abi şimdi Gököres'le ilgili. Topu verdin Gököres'e önde. Kenarlarından Mado'yu yapıp kol palmer merkez. diğerde yerde enkunku atıyorum. Şimdi bu topu verdiğin zaman herif içeri öyle bir belli ediyor ki... bana içeride o topu atarsan ben o kafayı yapıştırırım. Veya top benim önüme içeride gelirse ben ayak içi pelesi köşeye koyarım. Mesela Chelsea'nin yerinde olsam direkt alırım. O de alamadın. Son gün böyle bir mevzu oldu. İyi Al koy işte. mesela hani. <laughs> 2033'e kadar Nicholas Jackson bilmem nelerle uğraşacağına böyle abi, bir profil var. Dar alanda ivmelenmesi çok acayip etkiliyor beni ya. Sven Sass'ın mı vardı? Brighton'ın vardı göğü köresin ya. Hı? Brighton vardı sanırım. Brighton vardı. Bir, bir alt Sven Sass'ın sen abi. hatırlamıyorsan Brighton vardır. Sven hiç girme ya. Korkunç bir top oynuyorlar. O zaman ikiye geçelim. Twitter'ı en iyi kullanan futbolculardan biri. Mopay. Şeyi, Neil Mopay'ın tweetini. Fabrizio Romano'nun tweetiyle muhteşem bir retweet yapmış. Bir şey söyleme. Programda en sevdiğim an sarı serseri serbest stil ser, 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 ya. <laughs> Esaretin Bedeli filminden görüntü vardı tweette. Ben mi atmadım acaba? Ha eyvallah. Geldi? Abi herif biliyorsunuz 2 senedir 3 senedir ben şey diyorum. Bu adam bir gün çok kötü bir dayak yiyecek sağ içinde Neil Mope için. Çünkü bildiğimiz bütün çirkep futbolcuları başka seviyeye taşıyan bir adam bu. Şimdi Marsilya'ya transfer oldu ve transfer olduğu gibi Fabrizio Romano haberi girince şeyden Shawshank Redemption filminden Esaretin Bedelinden o tünelden çıktığı sahneyi koyuyor. Abi çok acayip bir herif ya. Ama burada şöyle bir te tehlike var. Kendi ülkesi ama Fransa biliyorsunuz bu sezon henüz başlamadı sahaya inme sezonu. İnsanların sahaya indiği falan bir yer. Yaparsa İngiltere'de yaptığı şeyleri oyunculardan değil taraftardan dayak evet yaklar bu sene. Bak valla orası sıkıntılı ya. Ve yani. Marsilya benim normalde Fransalı tek sempatizan olduğum takımdır. En böyle itici tipleri toplayarak şu an dünyanın en itici takımı olma yolunda ilerliyor bakalım. Son dakikayı vereyim mi? Ver. Vereyim istiyor musunuz? Ver. Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Victor Osimhen bu gece saat 12.30'da İstanbul'a gelecek. Bu gece saat 12.30'da biz de İstanbul'dayız. Bekliyoruz. <laughs> 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 Buradan Ablo... Buradan Apron'a bağlanırız. Ben gibi. de benim kuzenim Galatasaraylı. Bir defa hayatında futbolcu karşılamaya gitti. Giovanni Dos Santos. Onun gıyabında Osimen karşılamaya gideyim ben. <laughs> Elim ayağım heyecanlandı. Edit açıldı. <gülüyor> <gülüyor> Şansal büyük gibi olduk. Ver 12 adamı. <laughs> Abi çok büyük iş bu ya. Evet. Apron'u iki günlük falan çekeceğiz size. Endombele'ye geçelim biraz da Galatasaray'a gelen başka futbolcu bu, bu görseli özellikle seçtim. Benim haberim yoktu böyle bir görselle duyurduklarından. Şimdi müthiş bir maç oynadı Nis'te bu hafta. Haftanın, Haftanın 11'ine girmiş Lekip bu ekip 11'ine koymuş. Abi niye Nis sahil var ya Endombeli duyurup. <laughs> Yapmaya geliyor. Res, resmi geliyor daha re, iyi re, anlatamazsın. resmi sitenin görseli bu arada. Bu. Gülüş, de, gülüş, de, çok iyi. Topçudur ya vallahi. Zayıflamış mı? Zayıflanacağım. Zaten Galatasaray'la sözleşme bitti. Baba o gün 10 kilo verdi. Adamdır. Ee, şey Fransa'da devam ediyoruz. Abi bunu ben de Luis Enrique'den dolayı izliyorum. Şey Neves değil mi? bu çocuğun adı? Joao Neves. Joan Neves. İnanılmaz top oynuyor. Yani. Evet. 4, 4 asist, 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 oldu abi. Benim hayatıma da sen burada Benfica anlatırken gir, girmişti Bir de bir şey Neves çıkarmışlar falan demiştin. O falan uçuruyordu ya. Aynen. Diye. Yani Paris Saint Germain ben hala izlemiyorum üstüne tam konuşamayacağım. Özetlerden bakıp geldim ben de. Ben söyleyeyim abi sana. O Rodri'nin oynadığı box to box 6 numara gibi bir şey var ya. Çok daha estetiğini oynuyor. Sırf o çocuğu izliyorum. Ha, sırf onun için ben de muhakkak yani, milli ara sonrası bakacağım Paris e Kaçırmayın. Dünyanın en iyi orta sahası olacak bir çocuk o. Yani belli. Bu yaşta 19. 19. 19. 20 falan. Lili dün yaklaştırmadı Paris bu arada yine yani. Yaklaştırmaz abi. Zaten... Zegrova, özette baktım Zegrova golü bulmuş sonra Olur. bir gol daha olmuş sayılmamış falan ama. Son olarak da Lukaku ve Conte'nin kavuştay diyelim. Biz de Instagram dilinden konuşalım. Abi sen anlattı bunu zaten. Aynen. Ben abi işte bazı topçular bazı hocalarla bir araya gelince iki deli bir araya gelmemeli bir <laughs> oluyor ya. Bu tam öyle bir şey. Faydalanmasını da iyi biliyor. Yani basit bir şey yapıyor abi. Topu bu herife atacaksınız. Bu herif de etrafında <laughs> Nasıl söyleyeyim? Konuşlanacaksınız ve işi bitireceksiniz. Napoli'de zaten e, işte bu Osimhen mevzusundan dolayı artık kadrosu dışı bıraktı. Ardından hemen zaten gönlü bundaydı bu sezon başından beri bilmiyorum ama e, iş yapacak ya. Conte'yle bir araya gelince sanki iş yapacak. Çünkü başka futbolu artık şeyi kalmadı. Yani Körfez ülkeleri topçusu oldu. Çok kötü bir Avrupa Şampiyonası geçirdi Lukaku. Conte de onun dilinden alınıyor. Bir tane daha ama o takıma eşref hakimi lazım yani Inter'deki gibi. Evet. O topları ona getirecek, kesecek adam lazım. Ee, Napoli konte işbirliği. ya Conte'nin olduğu her yerde heyecan vardır da. Bence iyi yani. En azından bir o Napoli stadındaki maçlarda rulet gibi maçlar izleyeceğiz bu sezon. Onu gösteriyor. Abi şimdi çoğu büyük takım, büyük lig takımı çok birbirine benzer futbol oynuyor falan diyoruz. Çoğu insanda sıkan bir şey bu. Napoli farklı bir şey oynayacak. İnanılmaz fizik takımı oldular ya. Lobotka, Zambo zaten vardı. Mektomine yattılar bu, 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 orta sahaya. Mesela bu acayip bir üçlü fiziksellik anlamında. Üstüne Lukaku. Özel keyif verir bazı insanlara yani fiziksellik. Diyelim efendim o kadar çok maç izledik ve o kadar çok haber vesaire taradık ki en tempolu halimiz bu kadar uzun oldu. Ya bundan daha zaten bundan daha tempolusu rap. Yani yapacak bir şey yok. Bayağı rap yapardık. Abilerim ağzına sağlık. Eyvallah Eyvallah. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, aboneliklerinizi bekliyoruz. Sadece tot diler mesleğe değil, apronda ve ileride küçük sürprizlerimiz var. Onlarla da sizlerle olacağız. Haftaya yine görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.